Hocam bir daha çok geçmiş olsun. Allah bir de yaşatmasın Türkiye'mize. Siz bir rektör olarak nasıl başladınız işe? Bu köy nasıl kuruldu? Lütfen oradan başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Azerbaycan Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Azerbaycan'daki tüm yetkililere, Azerbaycanlı kardeşlerimize, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ben hep şunu söylüyorum, biz zaten kardeşiz, bir milletiz, iki devletimiz var. Ama bu deprem afetiyle birlikte biz şunu gördük, Azerbaycanlı kardeşlerimizin kardeşliği, o hep yanımızda hissettiğimizden dolayı kendilerini, sizleri, bu kardeşliğimiz perçinlenmiş oldu. Onun için sizlere minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Biliyorsunuz iki büyük deprem atlattık. Bu aslında normal bir deprem değildi. Normal depremin çok çok ötesinde bir şeydi. Niye? Çünkü biliyorsunuz bilim insanlar açıkladılar. 11 şiddetinde yıkıma sahip olan bir deprem. Ve 11 ili kapsadı. 16 milyon insan yaşıyor, vatandaşımız yaşıyor bu bölgede. Mesela büyük bir afetti bu. Bu kadar büyük bir afetle başa çıkabilmek için güçlü bir devlete ihtiyaç var, güçlü bir iradeye ihtiyaç var. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu güçlü liderlik anlayışıyla birlikte devletin gücünü bu bölgede hep hissettik, bütün vatandaşlarımız hissetti. Devletimizin bütün kamu kurum ve kuruluşları, bütün olanakları, bütün imkanları ilk günden itibaren buraya seferber edildi. Artı milletimiz, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Milletimiz, bütün STK'larımız buraya ne tür destek verilmesi gerekiyorsa onlar da birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmaya çalıştı. Üniversiteler boyutuna gelecek olursak, biliyorsunuz üniversitelerin evrensel anlamda görevlerinden bir tanesi de aslında topluma katkı sağlamaktır. Toplumun sorunlarına çözüm üretebilmektir. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Deprem olduğunda bu şu anda içinde bulunduğumuz Karacası kampüsü, benim rektörlük yapmış olduğum İstiklal Üniversitemizin kampüsü. Bu kampüs alanının konteyner kent olarak kullanılması ile ilgili bir irade oluştu. Tabii biz bu iradeye destek verdik, destek vermek zorundaydık. Başka üstüne şu anda burada bu görmüş olduğunuz alanda 1640 konteyner konuşlandırıldı ve yaklaşık 7500-8000 vatandaşımız İstiklal Üniversitemizin Karacası kampüsünde kurulmuş olan konteyner içinde bulunduğumuz konteyner kentte ikamet ediyorlar. Evet. Tabii sadece konteyner kent olarak düşünmemek lazım. Bütün sosyal imkanlar da buraya getirildi. Yani eczanesinden tutun sosyal marketlerine varıncaya kadar, psikoteknik desteğin verileceği alanlara varıncaya kadar, artı okul öncesi eğitim ve buradaki çocukların hoşça vakit geçirecekleri sosyal mekanların oluşturulmasına varıncaya kadar burada bir yaşam alanı oluşturuldu. Tabi bu geçici bir alan. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten ifade ettiği gibi sağ olsunlar bir yıl içerisinde kalıcı konutlar oluşturulduğunda buradaki vatandaşlarımızı inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutları aldığımızda bu yaralarımızı daha hızlı ve daha etkin şekilde sarmış olacak. Hocam siz buradaki işlerle iç içesine söylediğiniz gibi Azerbaycan daha hangi konularda yardımcı olabilir? Çünkü gerçekten hasar büyük, şehirde çok büyük dağıntılar var, inşaat işlerine gerek destek olsun. Ya diğer sizin önerdiğiniz bir iş var mı? Yani Azerbaycan'dan beklediğiniz bir mesele varsa lütfen söyleyin. Baştan da söylediğim gibi gerçekten kardeş ülke, kardeşlerimizin yaşadığı ülke olan Azerbaycan baştan beri hep yanımızdaydı. Arama kurtarma ekipleriyle buraya geldiler, sahra çadırları kurdular, burada insanlarımıza yemekler ikram ettiler. Her türlü desteği aslında biz Azerbaycan'dan gördük. Ama bundan sonrası ile ilgili tabi bu belli bir süre devam edecek. Bu yardımların devam etmesi gerekiyor. Bu yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Çünkü niye? Biz bir yıllık süre içerisinde kalıcı konutlara vatandaşlarımızı alıncaya kadar o desteklerle birlikte bizim burada faaliyetlerimizi yürütmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın yaşamını idame etmesi gerekiyor. Bu anlamda Azerbaycan devletinden bize sunmuş oldukları yardımları sürdürülebilir bir şekilde bu yardımlara devam etmelerini ricada bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim hocam ben size. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. İyi ki varsınız. Azerbaycan'a selamlar söylüyorum. İyi ki varsınız. Sağ olasınız. Var olasınız. Biz sizinle birlikte kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim sağ hocam. Olasınız. Sağ olun.